Christmas. Merhaba arkadaşlar, Ezgi'nin Örgeçlik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tasarımı bana ait olan yılbaşını özel bebek patiğinin yapımını göstereceğim. Böyle çok tatlı, çok şirin bebek patikleri yaptım. Yılbaşında yapıp bebeklerinize giydirebilirsiniz. Çok şirin oldular arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay. Hatırlarsanız bir önceki videomda damatlı bebek patiği yapmıştım. Aynen o şekilde örüyoruz. Böyle üzerini de kuzu ipiyle tığladım. Böyle kenarlarını. Bu şekilde çok güzel oldu. Gereken renklerimiz kırmızı, siyah, sarı ve bir tane de kuzu ipi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Böyle bir kuzu ipim var. Tuhafiyelerde kuzu ipi derseniz bunu verirler arkadaşlar. Tığ olarak şöyle göstereyim. 5 numara 1.5 milimetrelik tığ kullanıyorum. Sizler elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Ben bu patiklerimi 9 fıstık üzerine yapmıştım. Bugün birer tane fazla yapacağım arkadaşlar. 10 fıstık üzerine yapacağım. İsterseniz siz 9 fıstık üzerine de yapabilirsiniz. Videoda zaten söyleyeceğim. Zaten aynı şekilde öreceğiz. 9 fıstık da 10 fıstık da aynı şekilde örülüyor. Bir de patiğimizi dikmek için iğneye ihtiyacımız var. Ve renkli çalıştığımız için makasımıza ihtiyacımız var. Hemen yapımına geçelim. Bu arada yapım aşamasına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kırmızı ipimi aldım. Bu patiklerin yapımı da oldukça eğlenceli, kolay olduğu için çabucak yapabilirsiniz. Bir saatte bir çiftini yapabilirsiniz. Hatta 40 dakikada bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok kolay bir model. Şimdi kırmızı ipimi aldım. 2-3 tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Başını doladım. Ortadaki zincirime fıstık yaparak başlıyorum. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi siyah ipimi alıyorum. Evet, siyah ipimi aldım. İpimi böyle kırmızı fıstığımın üzerine sabitliyorum. İki tane kırmızı fıstık yaptık. Siyah ipimizi kırmızı fıstığımızın üzerine sabitledik. Şimdi bir tane siyah fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Siyah ipimi burada bırakıyorum. Kırmızı ipimi alıyorum bakın. Kırmızı ipimi aldım. Siyah fıstığımın üzerine şöyle batarak sabitledim. Buradaki iplerimiz daha sonra üzerine ördükten sonra gözükmeyecek zaten arkadaşlar. Buraya sabitledim. Toplamda 3 tane fıstığımız var. 2 tane kırmızı, 1 tane siyah. Şimdi kırmızı ipimle fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Artık kırmızı ipimle yapacağım. İkinciyi yaptım. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Üçüncüyü yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Bakın siyahtan sonra 3 tane yaptım şu anda. Dördüncü yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Beşinciyi yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Altıncı yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Şu an 9 tane toplamda fıstığımız. Toplamda 10 tane olması gerekiyor. Yedinciyi de yaptım. Kapattım. Bir zincir. Şimdi şöyle söyleyeceğim.
2 tane kırmızı fıstık yaptık. Üzerine 1 tane siyah fıstık yaptık. Daha sonra 2, 4, 6, 7 tane fıstık yaptık. Toplamda 10 tane fıstığımız olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane fıstığımız olmuş oldu bu şekilde. Şimdi 10 fıstık üzerine başlayacağım. 9 fıstık üzerine de başlayabilirsiniz. Boyutu bu şekilde olur. Bu bebek fatiğimiz 3-6 ay arası çocuklara olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tam olarak da emin olamıyorum. Küçük çocuğumuz olmadığı için. Böyle bu şekilde boyutu. Toplamda 10 tane fıstığımız oldu. 9 tane fıstık üzerine de yaptığınızda boyutu bu şekilde olacak. Yine benimle aynı şekilde örebilirsiniz. 10. fıstığımdan sonra bir tane daha fıstık yapıyorum. 11. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. 11. fıstığımı da kapattım. Bir zincir çektim. 12. fıstığımı yapıyorum. Kapatmıyorum. Başını doladım. Hemen şuraya dibine bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak devam edin arkadaşlar. Buradaki siyah fıstığımıza gelene kadar üçlü fıstık toplayarak devam edin. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi son bir tane üçlü fıstık toplayacağım. Tepesine bir tane, dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bakın, siyah fıstığımızın olduğu yere geldik. Toplamda da 2, 4, 6, 7 tane kırmızı üçlü fıstığımız oldu. Şimdi kırmızı ipimi öne alıyorum. Siyah ipimi geçiyorum. Siyah ipimi sabitliyorum. Kırmızı ipimi içeriden yürüteceğim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Karşıya da fıstığımı yaptım. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bir tane siyah üçlü fıstığımı topladım. Şimdi siyah ipimi arkada bırakıyorum. Kırmızı ipime geçiyorum. Kırmızı ipimi sabitledim. Siyah ipimi arkada bıraktım. Tepesine bir fıstık. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Sıra sonunda da iki tane kırmızı üçlü fıstık toplamış oluyoruz. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şuradaki siyah ipimi keseceğim. Evet, birinci sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Evet, çevirdim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane.
Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. İki tane kırmızı üçlü fıstık topladık. Şimdi siyah ipime geçiyorum. Kırmızı ipimi öne aldım. Siyah ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Siyah ipimi arkada bırakıyorum. Kırmızı ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Şöyle sabitliyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Sıra sonuna kadar kırmızı üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci sıramız da bitti. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Böyle üçlü fıstık toplayarak buradaki siyah fıstığımızın olduğu yere kadar gelelim arkadaşlar. Toplamda da 7 tane kırmızı üçlü fıstığımız olacak. Buraya kadar üçlü fıstık toplayarak devam edin. Evet, şimdi 7. üçlü fıstığımı da yapacağım. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bakın siyah fıstığımızın olduğu yere geldik. Şimdi kırmızı ipimi öne aldım. Siyah ipimi geçiyorum. İpimi sabitledim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. İpimi arkaya aldım. Siyah ipimi arkada bırakıyorum. Kırmızı ipime geçiyorum. Bir tane siyah üçlü fıstık topladık. Şimdi kırmızı ipime geçtim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden toplayıp bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Çevirdim. Sıramızı bitirdik. Çevirdim. Dördüncü sıraya geçiyorum. Bir tane fıstık yapacağım. Evet, fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Yeniden tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Kırmızı ipimi öne alıyorum. Siyah ipime geçiyorum. Tepesine
Bir tane fıstık yaptım. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Siyah ipimi arkada bırakıyorum. Tekrardan kırmızı ipime geçtim. İpimi sabitledim. Şimdi sıra sonuna kadar kırmızı üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramı bitirdim. Sıramın sonuna geldim. Bir tane zincir çekmiştim. Burada ipimi kesiyorum. Toplamda 4 sıra ördük. Şimdi burada ipimi kestim. Hiç çevirmeyeceğim. Yeniden buradan ipimi sabitleyeceğim. Evet, kırmızı ipimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki siyah çizgimiz bu tarafta kaldığı için ipimizi kestik arkadaşlar. Tekrardan buradan devam edeceğiz. Şimdi sıramın başına ipimi sabitliyorum. Ve buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi siyah ipim bakın burada kaldı. Bunu şöyle alıyorum ve kırmızı fıstığımın tepesine şöyle ipimi sabitledim. Bu şekilde. Ve buraya bir tane siyah fıstık yapıyorum tepesine. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Siyah ipimi arkada bıraktım. Tekrardan kırmızı ipimi geçiyorum. İpimi sabitledim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden toplayıp bir tane zincir çektim. Yeniden tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Yaptım. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi toplamda 5 tane üçlü fıstığımız olmuş oldu arkadaşlar. Burada da 2, 4, 5 tane fıstığımız kaldı. 9 fıstık üzerine başladıysanız burada 4 tane fıstık kalması gerekiyor arkadaşlar. Yine burası 5 fıstık olacak. Burası 4 fıstık kalacak. 9 tane başladıysanız. Ama benim gibi 10 tane başladıysanız toplamda 5 tane fıstık kalacak burada. Şimdi buradan ileriye gitmiyorum. Çevirdim. Evet, çevirdim. Bir üst sıraya geçtim. Bu birinci sıramız olsun. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. İkinci sıramı yapıyorum. 5 fıstık üzerine olan ikinci sıramı yapıyorum. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi siyah fıstığımızın olduğu yere geldik. Siyah ipimi aldım. Sabitledim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım.
Bir tane zincir çektim. Siyah ipimi arkada bırakıyorum ve kırmızı ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tekrardan tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bakın ikinci sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. Üçüncü sıramıza geçtik. Yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tekrardan tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Kırmızı ipimi öne alıyorum. Siyah ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. İpimi arkada bıraktım. Kırmızı ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tekrardan tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi üçüncü sıramız da bitti arkadaşlar. Üç sıra 5 fıstık ördük böyle. Bu kısmını da bitirmiş olduk. Burası patiğimizin ön kısmı olacak. Şimdi sıramızın başında tekrardan artırma yapacağız artık. Şöyle çevirdim. Patiğimi çevirdim. Bakın burada benim 5 tane fıstığım kalmıştı. 2, 4, 5 tane. Yani ben sıramın başında 5 tane fıstık artırma yapmam gerekiyor. 9 fıstık üzerine başladıysanız 4 tane artırma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada kaç fıstık kaldıysa o kadar artırma yapmamız gerekiyor. Benim 5 fıstık olduğu için 5 tane artırma yapacağım. Yani buraya 1 tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Dördüncü fıstığımı yapacağım. Kapattım. Bir zincir çektim ve beşinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. 5 tane fıstık yaptım arkadaşlar. 5 tane artırma yapacağım için 5 tane fıstık yaptım. 4 tane artıracaksanız 4 tane fıstık yapın. 5. fıstığı da kapatın arkadaşlar. 6. fıstığı kapatmayacaksınız. Daha sonra dibine ve karşı yapacaksınız. Ben 5 tane artırma yaptığım için 6. fıstığımı da kapatıyorum. 6. fıstığımı yapıyorum. 6. fıstığımı da kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi 7. fıstığımı yapıyorum. 7. fıstığımı kapatmayacağım. Tepesine 7. fıstığımı yaptım. Kapatmıyorum. Başını doladım. Bir tane dibine fıstık yapıyorum. Bir tane karşıya.
Artık bu artırma yaptığımız yerleri öreceğiz. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi tekrardan tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yine böyle üçlü fıstık toplayarak artırmalarımızı bitirelim arkadaşlar. Buraya kadar yaptığımızda 5 tane üçlü fıstık toplamış olacağız ve 5 tane artırma yapmış olacağız. Yine üçlü fıstık toplayarak buraya kadar, yani siyah fıstığımızın olduğu yere kadar üçlü fıstık toplayarak devam edelim. Evet arkadaşlar, üçlü fıstık toplayarak böyle siyah fıstığımızın olduğu yere kadar geldik. Toplamda da şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7 tane kırmızı üçlü fıstığımız oldu. Burada 4 tane artırma yaptıysanız toplamda 6 tane kırmızı üçlü fıstığınız olacak arkadaşlar. Şimdi siyah ipimi alacağım. Kırmızı ipimi öne aldım. Siyah ipime geçiyorum. İpimi sabitliyorum. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Siyah ipimi arkada bırakıyorum. Kırmızı ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden toplayıp bir tane zincir çektim. Sıramı bitirdim. Şimdi bir üst sırama geçiyorum. Birinci sıramızı bitirdik. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden toplayıp bir tane zincir çektim. Siyah fıstığımın olduğu yere geldim. Siyah ipime geçiyorum. Kırmızı ipimi öne aldım. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden toplayıp bir tane zincir çektim. Siyah ipimi arkada bırakıyorum. Kırmızı ipime geçiyorum. Sıra sonuna kadar kırmızı üçlü fıstık toplayarak devam edin. Sıranızı bitirin arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 7 tane kırmızı üçlü fıstığınız olacak. Sıra sonuna kadar kırmızı üçlü fıstık toplayın ve sıranızı bitirin. Evet arkadaşlar, sıramı bitirdim. Bir üst sıraya geçtim. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Aynı şekilde üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. Siyah fıstığımızın olduğu yere kadar gelelim. Üçlü fıstık toplayarak toplamda 7 tane kırmızı üçlü fıstığımız olacak. Evet arkadaşlar, buradaki siyah fıstığımın olduğu yere kadar üçlü fıstık topladım. Buraya kadar geldim. Toplamda da 7 tane üçlü fıstığım oldu. Şimdi kırmızı ipimi öne alıyorum ve siyah ipime geçiyorum. Bu arada burası 3. sıramız oluyor. Bakın arkadaşlar, 1, 2, 3. sıramız oluyor.
Siyah ipimi sabitledim. Tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Siyah ipimi arkada bırakıyorum. Kırmızı ipime geçiyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden toplayıp bir tane zincir çektim. Sıramı bitirdim. Bir üst sıraya geçiyorum. Evet, patiğimi çevirdim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Bu dördüncü sıramız ve son sıramız oluyor arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3 sıra ördük. Şimdi dördüncü sıramızı örüyoruz. Son sıramızı örüyoruz. 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çekiyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Kırmızı ipimi öne aldım. Siyah ipime geçiyorum. İpimi sabitledim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden toplayıp bir zincir çektim. Siyah ipimi arkada bırakmıyorum bu defa. Öne aldım. Kırmızı ipime geçtim. Şimdi içeriden yürüteceğim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden toplayıp bir tane zincir çektim. Tekrardan tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Burada siyah ipimi kesiyorum arkadaşlar. Siyah ipimiz de işimiz bitti. İpimi kestim. Şimdi üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edin ve sıranızı bitirin arkadaşlar. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Sıramın sonunda bir tane zincir çekmiştim. İpimi kesiyorum. Patiğimiz bitti arkadaşlar. Bakın, böyle bir parçadan çok kolay patik yapıyoruz ve çok şirin oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi patiğimi böyle çevirdim. Bu şekilde. İğneme de şöyle lif ipimden geçirdim. İki kat yaptım. Ucuna düğüm atıyorum. Şöyle biraz uzun atıyorum ki içeriye çekebileyim ipimi diye. Şimdi burada ilk baştaki fıstığımın köşesine şöyle iğnemi geçiriyorum. Böyle geçirdim. Ve iki fıstık ortasına batıyorum. Her iki fıstık ortasına batarak böyle alttan batıyorum arkadaşlar. Her fıstık ortasına. Şöyle alttan geçiriyorum iğnemi. Her iki fıstığımın ortasına batıyorum.
Böyle bütün fıstıklarımın ortalarına alttan şöyle geçiş yapıyorum. Ve köşeye geldim. Köşeye de şöyle köşeye de batıyorum. Şimdi burayı büzdüreceğiz arkadaşlar. Şöyle iki ipimin ucunu da tutuyorum. Elimden geldiği kadar büzdürmeye çalışıyorum. Burası patiğimizin uç tarafı oluyor. Buraya düğüm atacağız arkadaşlar. İyice kapatacak şekilde büzdürün ve düğüm atacağım. İki üç tane de düğüm atıyorum. Evet, şimdi düğüm attıktan sonra şöyle ipimi kestim. Bunları içeride kaybedeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi düzü burası. Tersini çeviriyorum. Şöyle tersini çevirdim. Ve buradan dikeceğim topuk kısmını, arka kısmını ve alt kısmını dikeceğim. Evet, yeniden iğneme ipimi taktım aynı şekilde. Şimdi şöyle alttan köşeye batıyorum ve karşısında denk gelecek aynı yere batıyorum. Aynı noktaya. Karşısına denk gelen aynı noktaya batıyorum. Böyle. Yeniden alttan şöyle batıyorum. İki fıstık arasına ve karşısına batıyorum. Yeniden alttan geçiyorum ve karşıdaki iki fıstık arasına batıyorum. Hep alttan geçerek yapıyorum arkadaşlar. Böyle alttan geçiş yaparak dikiyorum. Köşeye geldim. Böyle köşelere batıyorum. Böyle dikiyorum arkadaşlar. Şimdi alt kısmına geldik. Arka kısmını diktik. Alt kısmını da aynı şekilde dikiyorum. Şimdi bakıyorum şöyle. Bakın burası kaldı. Burayı da dikiyorum. Burayı da diktim. Bakın şura kaldı arkadaşlar. Buraya da şöyle bir dikiş atıyorum. Şöyle batabildiğiniz yere batın arkadaşlar. Çünkü burası uç kısmına denk geliyor, o yüzden. Şöyle fıstıkların arasından da geçebilirsiniz en üstünden. Böyle geçtim. Buraya bir tane düğüm atacağım. Şöyle fıstıklarımın arasından geçiyorum. Buraya bir tane düğüm attım. İğnemi fıstıklarımın arasından geçiriyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet, ipimi kestim. Şimdi patiğimin düzünü çevireceğim. Şu ipimi de saklayayım. Evet arkadaşlar, şimdi düzünü çeviriyorum.
Evet, düzünü çevirdim. Ve iğneme sarı ipimi taktım. Bu defa bakın böyle tek kat şeklinde taktım. Bakın böyle bile giydirebilirsiniz bebeğinize bu patiği arkadaşlar. Böyle bile güzel oldu. Şimdi buraya süslemesini yapacağız bakın. Böyle sarı iple yapıyorum. Tam ortasından yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3 tane fıstığımız var. Tam ortada bir tane fıstığım var. Buraya denk gelecek şekilde şöyle bir kare yapmaya çalışacağım. Şöyle göz kararı da ayarlayabilirsiniz bunu. Alttan geçirdim. Şöyle aşağıdan geçiriyorum ve aynı noktadan iğnemi tekrar geçiriyorum. Evet, bir tane gittim. Şimdi üzerinden bir daha gideceğim ve buradan bakın bu aşağıdan geçiriyorum ve karşıya çıkıyorum. Böyle karşıya çıktım. Çok sıkıştırmamaya çalışıyorum. Şimdi dönüyorum. Buradan tekrar geçiyorum ve aynı noktadan tekrardan çıkıyorum. Evet, buradan çıktım. Tekrar karşıdan batıyorum. Aynı noktadan çıkıyorum. Şimdi yukarıya batacağım. Yukarıya batıyorum ve aşağıdan çıkıyorum. Evet. Böyle oldu. Yeniden yukarıdan batıyorum. Karşıdan çıkıyorum. Hepsinin üzerinden ikişer defa gitmiş oluyorum arkadaşlar. Evet, böyle geçtim. Şimdi karşıya batıyorum. Tekrardan aynı noktadan çıkıyorum. Tekrar karşıya batıyorum. Ve aşağıdan çıkıyorum. Böyle bir kare şekil elde etmiş oluyoruz. Burada da iplerimi gizleyeceğim arkadaşlar içine çekerek. Şimdi burada bir tane düğüm atacağım. Bir tane düğüm attım. Fıstıklarımın arasından geçiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet, ipimi kestim. Diğer ipimi de içeride saklayacağım arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Bakın böyle kare bir şekil elde ettik. Şimdi kenar tılamasını yapacağız. Bunun için kuzu ipimi alıyorum. Bu ördüğümüz daha büyük bebekler için olur. Bakın bayağı büyük oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle çevirdim. Kuzu ipimi aldım. Bir tane zincir çektim. Şurada arkadan ipimi sabitliyorum. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. İki fıstık ortasına batıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. İki fıstık ortasına batıyorum. Bu zincirleri elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz. 2 zincir çektim. 2 fıstık arasına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 fıstık arasına batıyorum. Böyle etrafını dolanacağım. İki zincir çekip 2 fıstık
ortasına batıyorum. Böyle etrafını dolanıyorum. Evet, sonuncu iki zincirimi çektim ve buraya battım. Şimdi arkadaşlar bir sıra da yapabilirsiniz. Burayı ben iki sıra yaptım diğer patiklerimde. Bakın böyle bir sıra da yapabilirsiniz. Ben iki sıra yapacağım. Onun için devam ediyorum. Bu iplerimi de saklayacağım tabii ki. Şimdi iki zincir çekiyorum. Yaptıklarımın içine batıyorum arkadaşlar. İki zincir çekiyorum, böyle içlerine batıyorum. Böyle bir önceki sıradakilerin içlerine batıyorum, böyle buralara. İki zincir çekiyorum. İçlerine batıyorum. Bu zincir sayısını kendi elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz. Bu patikte bir yaşa kadar olur gibi geliyor bana ama yine de ölçerek yapmanızı tavsiye ederim. Sonuçta lif örgüsü olduğu için herkesin eli farklı olur. Şimdi sonuncunun içine de battım. Şurada üstüne batıyorum. İlmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Evet, ipimi şöyle kesiyorum. Bu iplerimi de içeride kaybedeceğim. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitti. Böyle çok tatlı, çok şirin oldu. Yapıp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kendi çocuklarınıza yapabilirsiniz. Böyle çok tatlı. Bu yaptığım bundan bir tık büyük oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğendiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorum yaparak beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.